Muhtar Polat vatandaşları uyardı. 1987 ve 88 yıllarında geriye dönük maliye kaydı bulunan vatandaşlara seslenen Fevkani Mahallesi Muhtarı İbrahim Halil Polat, vatandaşların maliye borçlarının tahsil edildiğini belirterek ancak maliye tarafından Bağkur'a bildirilmesi gereken mahalle muhtarlarının da geriye dönük haklarının da verilmesi lazım dedi. 87-88 sırasında maliye kaydı oldum. 88'den 2006 yılına kadar benim maliye kaydım var. Bu yılların arasında benim maliye kaynağım borçlarımı tamamen devlete olan borcumu son kuruşuna kadar ödedim. Maliye borcumu sıfırladım. Borcum bitti. Bu arada ben 79-80 arasında maliye kaydını yaparken benim maliye benim otomatik benim Bağkur'la o yapması lazımdı. Yapmadıkları takdirde bunu da 2000-2006'ya kadar 2002'ye kadar benim tamamen Bağkur'umu şu anda ben yok gözüküyor. Faydalanamıyorum. Devlet benden nasıl 2000'den önceki borçlarımı benden tahsil etmesini biliyorsa benim Bağkur'umu da geri hakkımı istiyorum ben. Beni değil yalnız 500 bin kişiyi ilgilendiren bir konu bu. Ben geriye dönük Bağkur'ların afının geri getirilmesini torba yasasında bununla geçmesini istiyorum. Kendi adıma değil 500 bin kişinin adına konuşuyorum ben. 500 bin kişi olarak sadece Anayasa Mahkemesi'ne müracaat etmemize gerek yok. Bu da sayın vekillerimize sesleniyorum. Bugün Gaziantep'in 12 tane milletvekili var. 12 tane milletvekiline sesleniyorum. Bu 500 bin kişinin hakkının iadesini istiyoruz. Eğer benim hakkımı vermesini bilmiyorsanız benim maliye borçlarımın da silinmesini istedim. Niye silmediniz maliye borçlarımızı? Vatandaşın maliye borçlarını silmediniz. Benim bilince mahalle muhtarları da bağlıdır. Şu anda 78'de, 80'de, 85'de muhtar olan arkadaşlarımız var. Hala emekli olamadılar. Neden emekli olamadılar? Çünkü maliyeye bunların muhtar olduğunu Bağkur'a bildirmediği için. Vatandaşın kimsenin mağdur etmeye hakkı yok. Buradan milletvekillerine sesleniyorum. Bu olaya parmak bassınlar. Bu olayı en kısa zamanda gündeme getirsinler. Meclisi torba yasasına atsınlar. Meclis kapanmadan bu işle bir an önce bitirilmesi, vatandaşın mağdur olmasını istemiyor zaten.